Merhaba arkadaşlar. Sasa analizi yapacağız. Biliyorsunuz Sasa zirveden itibaren 180'li seviyelerden sert bir şekilde düştü. 100 TL'lerden tepki aldı. Şimdi Sasa da şu yükselen trend de kırıldığı için burası belirleyici bir noktaydı. 125.6. Bu sebeple şu an grafiği EMA 100 üzerinde devam ettiriyor Sasa. Şimdi grafiğine baktığımızda Maktid arkadaşlar bir e, sanki dip oluşumu artık yapmaya başlamış gibi gözüküyor. Grafiğe de baktığımızda pardon e, EMA 100 üzerinde sarı ortalamamızı görüyorsunuz şu an günlük periyottayız. EMA 100 tam 100 TL seviyesinde arkadaşlar böyle nokta atışı 100 TL'de kalmış. Sanki EMA 100 üzerinde bir süre daha formasyona ihtiyaç duyuyor gibi bir görüntü mevcut. Bu formasyonu yaptıktan sonra sasa eski zirvesine doğru bir çanak tamamlama ya da bir toba formasyonunu e, tamamlamak için bu seviyelere tekrardan çıkabilir. Tabi bu bir günlük, beş günlük bir süre değil. Tahminim e, birkaç ay alacak bir e, süreç gibi gözüküyor. E, bu sebeple burada bir oluşum görmemiz şart. Çünkü %800 kazandırdı bir yılda. E, bunun ardından bir akümüle, akümülasyon dönemine girmesi son derece normaldir. Bu sebeple EMA 100 seviyesi SASA'da mutlaka takip edilmeli. 100 TL'nin altına sarkarsa formasyon daha da derinleşir. Belki EMA 200'lere kadar inen bir süreç yaşanır. Yani e, burada TOBO'nun bir solumuz e, solumuzunu yaptıktan sonra baş için daha da derinlere düşme ihtimali olabilir. Ya da e, bu şart değil. Direkt EMA 100 üzerinde formasyonu tamamlayıp tekrardan yoluna devam eder. Dediğim gibi belirleyici nokta burada EMA 100 Sasan'ın tekrar yükselebilmesi için geçmesi gereken bazı önemli direnç seviyeleri var. Bu seviyelerden ilk arkadaşlar 110 TL seviyesinde. Daha sonrasında 111.5 seviyesi ve asıl geçilmesi gereken 116 seviyesindeki 21 ve 50 günlük ortalama dirençlerini yukarı hacimli bir şekilde kırmayı başarırsa en azından şu trend desteğine doğru bir tepki çıkışı gelme ihtimali olabilir. E, bu dirençler takip edilmeli. EMA 100 ortalaması da takip edilmeli. SASA kaliteli bir şirkettir. Orta uzun vadede bekleyen arkadaşlar için e, gerçekten bulunmaz bir şirket olduğunu düşünüyorum. Zaten yatırımlarını hepimiz biliyoruz yumurtalıktaki. Bu sebeple Dik çıkan grafiklerde düzeltme her zaman olur. Hiçbir şirket sonsuza kadar yükselmez. Moral bozmaya gerek yok. Buna göre pozisyonunuzu koruyabilirsiniz ya da dediğim gibi destek kırılımlarında isteyenler stoplayabilir.